Arkadaşlar, bu videomuzda 3. sınıf fen bilimleri dersinin ses konusunu işleyeceğiz. Çevremizdeki sesler. Çevremizdeki birçok sesi işitiriz. Televizyon, uçak, kuş, keman, telefon, araba, makine sesleri gibi. Bu seslerin hepsi bir kaynaktan çıkmıştır. Ses çıkaran bu kaynaklara ses kaynağı denir. Sesin yayılması. Kaynağından çıkan ses her yana doğru dalgalar halinde yayılır. Bunu suya atılan taşın oluşturduğu dalgalara benzetebiliriz. Fakat boşlukta, yani uzayda ses yayılmaz. Arkadaşlar, görselimize bakalım. Köpek havlamış, ses dalgalar halinde insana doğru gitmiş. Ses kaynakları. Ses kaynakları doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal ses kaynakları. Doğada kendiliğinden ses çıkarabilen kaynaklardır. Mesela insan sesi, hayvan sesi, dere sesi, rüzgar sesi, dalga sesi, yağmur sesi bunlara örneklerdir arkadaşlar. Yapay ses kaynakları. İnsanlar tarafından üretilmiş ses kaynaklarıdır. Piyano sesi, televizyon sesi, korna sesi, iş makinesi sesi, uçak sesi, telefon sesi yapay ses kaynaklarına örneklerdir arkadaşlar. Sesin işitmedeki rolü. Çevremizde duyabildiğimiz ve duyamadığımız sesler vardır. Havlayan bir köpeğin sesini duyabiliriz ama kelebeğin kanat sesini duyamayız. Bir sesi duyabilmemiz için o sesin şiddetinin duyma sınırlarımızın arasında olması gerekir. Sesin işitmedeki rolü. Bazı canlıların işitme duyuları insanların işitme duyularından daha gelişmiştir. Bu canlılar insanların duymadıkları sesleri de duyabilirler. Örneğin yarasalar, kör olmasına rağmen yönlerini duydukları sesler sayesinde bulurlar. Şiddetli seslerin zararları. Şiddetli seslerin olduğu yerlerde uzun süre bulunmak veya kısa süreliğine de olsa çok şiddetli seslere maruz kalmak kulak sağlığınız için tehlikelidir. Böyle durumlar geçici veya kalıcı işitme kaybına, dikkatimizin dağılmasına, aşırı sinirlilik ve strese neden olabilir. Şiddetli seslerin zararlarından korunmak için yüksek sesli ortamlarda uzun süre durmamalıyız. Yüksek sesle müzik, televizyon, radyo dinlememeliyiz. Sürekli kulaklıkla müzik dinlememeli ve uzun süre telefonla konuşmamalıyız. Çok şiddetli sesler duyduğumuzda ağzımızı açmalıyız. İşleri gereği şiddetli seslerin bulunduğu ortamlarda çalışmak zorunda olanlar kulak tıkacı veya kulaklık kullanmalıdır. Kulaklarımızda ağrı, akıntı, tıkanma, çınlama ve zor işitme olursa doktora görünmeliyiz. Test zamanı. Birinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi doğru, hangisi yanlıştır? İlki, dalga sesi yapay ses kaynağıdır. Arkadaşlar, bu ifademiz yanlıştır. Dalga sesi doğal ses kaynağıdır. Kuş sesi doğal ses kaynağıdır. Bu ifademiz doğrudur arkadaşlar. Ses sadece bir yöne doğru yayılır. Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Ses dalgalar halinde yayılır. İnsanlar her sesi duyamaz. Bu ifademiz doğrudur arkadaşlar. Ses kaynağına yaklaştıkça sesin şiddeti artar. Bu ifademiz de doğrudur arkadaşlar. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi doğal, hangisi yapay ses kaynağıdır? İşaretleyiniz. Gök gürültüsü doğal ses kaynağıdır.
Radyo sesi yapay ses kaynağıdır. Helikopterin sesi yapay ses kaynağıdır. Kedi sesi doğal ses kaynağıdır. İnsan sesi doğal ses kaynağıdır. Makine sesi yapay ses kaynağıdır. Rüzgarın sesi doğal ses kaynağıdır. Üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinde ses kaynağı kişiden uzaklaşmıştır? A şıkkı. Arabadan çıkan sesi daha iyi duyabiliyorum. Arkadaşlar, bu ifade ses kaynağının kişiye yaklaştığını gösterir. B şıkkı. Uçak sesini duymaya başladım. Bu ifade de ses kaynağının kişiye yaklaştığını gösterir. C şıkkı. Televizyonun sesini duyamıyorum. Bu ifademiz sesin kişiden uzaklaştığını gösterir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkıdır. Dördüncü soru. Yanlı verilen seslerden kaç tanesi doğal ses kaynağıdır? Flüt sesi yapay ses kaynağıdır. Matkap sesi yapay ses kaynağıdır. Martı sesi doğal ses kaynağıdır arkadaşlar. Şelale sesi doğal ses kaynağıdır. Helikopterin sesi yapay ses kaynağıdır. Araç kornası yapay ses kaynağıdır. Bize doğal ses kaynağını sormuştu. A şıkkı 2 tanedir. 5. soru. Ses şiddeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı. Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır. Bu ifademiz doğrudur arkadaşlar. B şıkkı. Televizyona yaklaştıkça sesin şiddeti artar. Bu ifademiz de doğrudur arkadaşlar. C şıkkı. Uçak uzaklaştıkça sesin şiddeti artar. Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Uçak uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır olacaktı. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.